Sıfatları göreceğiz. Hepsini değilse de bayağı bir sıfat görmenizi istiyorum. Unutmayın, ezberlemeniz değil, öğrenmeniz gerekiyor. Ama en kötü ihtimal kenarda dursun, dönüp dönüp bakın ki hatırlayasınız. Ya da ben bir örneğin içine geçtiğim zaman dönüp anlamına bakmanız yeterli ki ben uygulamalarda ve konu anlatımlarında bunların ne olduğunu söyleyeceğim. Birinci grup, okunuşlarını söyleyeceğim için tek tek okuyorum. Yoksa ekranda zaten görüyorsunuz. Good, bad, best, worst, beautiful, beautiful. Okunuşu biraz daha böyle karizmatiktir. Ugly, poor, rich, hot, cold, nice, young, old, clever. Young genç demek, old da yaşlı. Burada çok bariz ama mesela beautiful güzel demek, nice iyi olan bir şeyin güzel olması. Yani güzel bir davranışa nice deriz, güzel bir insana beautiful deriz. Bunlar bazen birbirlerinin içine geçebiliyor. Çok keskin değil. Yani beautiful person dersiniz. Mesela iyi bir, güzel bir insan ama huyunu da kastediyor olabilirsiniz. Stupid, aptal demek. Different, same, big, small. Mesela big'in yerine abartarak huge, huge yazılıyor. Huge de diyebilirsiniz. Aşırı büyük. Light, heavy, funny, boring, quick, slow, early, late, brave. Unutmayın, sadece okunuşları kulağınıza gelsin diye yapıyorum bunu. Dangerous, easy, difficult, delicious, fresh, clean, dirty, full. Şimdi full, mesela arabanın deposu tam doluysa full deriz. Oradan geliyor. Unutmayın, bir şeyin tam ya da dolu olduğu anlamına geliyor. Bunların hepsi sıfat bu arada. Mesela clean, shit, temiz çarşaf. Fast, free. Free de aslında hem özgür hem bedava anlamına gelebiliyor. Mesela free duty'de şeyden, vergiden muafsınız. O yüzden free deniyor. Orada muafiyeti belirtiyor. Özgürlük diyebiliriz. Ama bakarsınız ki yurt dışında bir şey dağıtılıyor. Üstünde free yazıyor. Bedavadır. Alabilirsiniz ondan. Half, yarım demek. Hungry, angry. Ill, healthy. Impossible. Impossible aslında imkansız demek de zor olarak, çok zor olarak çeviriyoruz. Jealous, kind, lucky, male, female, next, previous, open, close, right, wrong. Şimdi mesela open, close aslında aynı zamanda durum da belirtir. Yani bakarsınız dükkanın önünde open yazar, açık. Ama mesela open book derseniz açık olan kitabı kastedersiniz. Ya da close day derseniz kapalı olduğunuz günü kastedersiniz. Dolayısıyla sıfat olarak kullanılıyor. Bu kelimeleri, sıfatları ezberlerseniz işimize yarayacak. Ama ezberleyemeseniz bile unutmayın ki panik yapacak bir şey yok. Yani böyle hepsini tek tek ezberlemeye çalışmayın. Ne olduğuna dönüp bakabiliyorsunuz zaten.